ALES Çalışma Teknikleri Anlatım Bozukluğu. Anlatım bozuklukları, her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler anlatım bakımından bozuktur. Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Anlama dayalı bozukluklar. Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz. Gereksiz sözcük kullanılması, cümlede belirsizlik bulunması, birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması, sözcüğün anlamca cümleye uymaması, sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması, mantık hatasının olması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir. Örneğin, yaşlı adamın yüzüne dalgın dalgın baktı. Cümlesinde dalgın dalgın bakanın yaşlı olduğunu belirtmek için yaşlıdan sonra virgül gelmelidir. Aksi takdirde yaşlı sözü adam isminin sıfatı olacaktır. Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir. Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz. Cümlesinde eleştirip sözcüğünün verdiği anlamla tenkit etmek sözcüğünün verdiği anlam aynıdır. Öyleyse bu cümlede eleştirip sözü gereksizdir. Cümleden çıkarılmalıdır. İki kardeşten en küçüğü arkadaşım. Bilgili insanlardan yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz. Cümlelerinde altı çizili sözcükler gereksizdir. Bir cümlenin anlamı içinde bulunan başka bir sözü cümlede kullanmak da gereksiz sözcük kullanımına girer. Cümlede böyle bir sözcük varsa o cümle de anlatım bakımından bozuktur. Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok. Sağır değilim cümlesinde bağırmak zaten yüksek sesle konuşmak anlamındadır. Öyleyse bu sözün anlamı içinde bulunan yüksek sesle sözüne gerek yoktur. Cümlede belirsizlik varsa o cümle iyi bir cümle değildir. Bu belirsizlik mutlaka giderilmelidir. Örneğin geleceğini babamdan öğrendim cümlesinde geleceğini sözü belirsizdir. Çünkü kimin geleceği belli değil, onun geleceği de olabilir, senin geleceğin de olabilir. Bu belirsizlik giderilmeli ve sözcüğün kime ait olduğu belirginleştirilmelidir. Bazı eylemler olumlu durumlarda, bazıları olumsuz durumlarda kullanılır. Eylemin anlamca yanlış yerde kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğin bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmeme neden oldu cümlesindeki neden olmak eylemi daima olumsuz anlamlar verecek biçimde kullanılır. Oysa işin kısa sürede bitirilmesi olumlu bir durumdur. Öyleyse neden oldu sözü bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine cümle bitirmemi sağladı şeklinde bitirilebilir. Bazı cümlelerde mantık hatasının bulunması da o cümlenin anlatımını bozar. Örneğin, bırakın patates doğramayı yemek bile yapamaz o cümlesinde, bırakın sözcüğünün cümleye kattığı anlamdan dolayı sanki patates doğramak yemek yapmaktan daha önemliymiş gibi görülüyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için cümle, bırakın yemek yapmayı patates bile doğrayamaz o şeklinde söylenmelidir. Bazen sözcüklerin bağlandığı ortak eylemlerde anlatımda bozukluğa yol açar. Örneğin, bu davranışıyla bize yarar mı sağladı, zarar mı belli değil cümlesinde yarar ve zarar sözcükleri sağladı eylemine bağlanmıştır. Ancak yarar sağlamak doğru olsa bile zarar sağlamak doğru değildir. Cümle, bu davranışıyla bize yarar mı sağladı, zarar mı verdi belli değil şeklinde söylenmelidir. Bu bazen öğelerin eyleme bağlanmasında da görülür. Örneğin, ayağına ayakkabı, omuzuna şal, üzerine pardösü giyip dışarı çıktı cümlesinde ayakkabı, şal ve pardösü sözcükleri giymek eylemine bağlanmıştır. Oysa şal giyilmez, atılır.
Cümlede deyimin yanlış yerde kullanılması da cümlenin anlamını bozar. Öğretmenin anlattığı konu tüm öğrencilerin dikkatini çekmişti. Herkes kulak kabartmış, öğretmeni dinliyordu cümlesinde. Kulak kabartmış yanlış kullanılmıştır. Çünkü kulak kabartmak fark ettirmeden dinlemek anlamındadır. Burada kulak kesilmek deyiminin kullanılması gerekirdi. Bazı sözcüklerin anlamları birbirine karıştırılabilir. Cümledeki sözcüklerin anlamına da dikkat edilmelidir. Örneğin çocukların birbiriyle uygunluk içinde olmaları beni sevindirdi cümlesindeki uygunluk sözü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü burada uyum sözü kullanılmalıdır. Bazen sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir. Örneğin yeni elbisemi giymiştim ki kapı açıldı cümlesinde yeni sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü burada söylenmek istenen elbisenin yeniliği değil giymenin yeni yapıldığıdır. Öyleyse cümle elbisemi yeni giymiştim ki kapı açıldı şeklinde olmalıdır. Aynı anlama gelen ek ve sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğin, onun beni sevmemesinin nedeni fikirlerini benimsememiş olmamdandır cümlesinde nedeni sözcüğü bir olayın sebebini anlatıyor. Ayrıca olmamdandır sözündeki dan eki de neden anlamı veren bir ektir. İkisinin bir arada bulunması cümlenin anlatımını bozmuştur. Cümle, onun beni sevmemesinin nedeni fikirlerini benimsememiş olmamdır şeklinde düzeltilebilir. Anlatım bozukluklarının anlama dayalı olanlarını anlattık. Yapıya dayalı anlatım bozukluklarını anlatacağız. Bu tür bozukluklar daha çok Türkçenin kurallarıyla ilgili olduğundan soruları çözebilmek için dil bilgisi kurallarının iyi bilinmesi gerekir. Bu tür bozukluklar şu şekilde sıralanabilir. Öge eksikliğinin bulunması, özne ile yüklem arasında olumluluk, olumsuzluk uyumsuzluğunun bulunması, özne ile yüklem arasında tekillik, çoğulluk açısından uyumsuzluğun bulunması, özne ile yüklem arasında şahıs yönünden uyumsuzluğun bulunması, tamlama uyumsuzluğunun bulunması, ek uyumsuzluğunun bulunması, etken edilgen fiillerin bir arada bulunması, isim cümlelerinde ek fiilin ortak kullanılması. Cümlede kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu daha çok ortak kullanılan öğelerde görülür. Çünkü Türkçede her fiil öğeleri aynı eklerle kendine bağlamaz. Örneğin kardeşini yanına çağırdı, bir şeyler söyledi. Cümlesindeki öğeleri inceleyelim. Çağırdı ve söyledi yüklemdir. Çağrılan ve söylenen kişi ise kardeşidir. Yani kardeşini öğesi her iki yüklemin ortak öğesidir. Bu ortak öğeyi yüklemlerle kullanalım. Kardeşini çağırdı doğrudur. Ancak kardeşini bir şeyler söyledi denmez. Kardeşine bir şeyler söyledi olmalı. Kardeş sözcüğünü iki kez kullanmamak için ona da diyebiliriz. Başka bir örnek verelim. Arkadaşlarını pek sevmez, hatta çoğu zaman nefret ederdi cümlesinde sevmediği kişiler ile nefret ettiği kişiler aynıdır. Yani arkadaşları ortak öğedir. Ancak arkadaşlarını sevmez dense de arkadaşlarını nefret ederdi denmez. Arkadaşlarından nefret ederdi denmeli ya da onun yerine geçen onlardan sözü kullanılmalıdır. Görüldüğü gibi bu tür bozukluklar daha çok sıralı cümlelerde görülüyor. Ancak bileşik cümlelerde de bu tür öğe eksiklikleri görülebilir. Türkçede bazı özneler olumlu, bazıları olumsuz anlamlar verir. Buna göre yüklemlerinde olumlu, olumsuz çekimlenmesi gerekir. Örneğin hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti cümlesinde gelmeyen ve gidenler aynı kişiler ancak hiç kimse olumsuz bir öznedir ve yüklemi daima olumsuz çekimlenir. Oysa gitti olumlu bir çekimdir. Yani ikinci cümle özneyle uyum sağlamamıştır. Buna hepsi şeklinde bir özne getirilmelidir.
Gerçi bu sadece özne ile ilgili bir durum değildir. Bu tür sözcükler başka öğe durumunda bulunduklarında da yüklem aynı özelliği gösterir. Örneğin öğretmenimiz hiçbirimizi azarlamaz, çok severdi cümlesinde yine hiçbirimizi olumsuz olduğundan hiçbirimizi severdi şeklinde kullanılmaz. Hepimizi severdi olmalıdır. Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmalıdır. Özne birinci tekil, ikinci tekil, ben sen, birinci tekil, üçüncü tekil, ben o, birinci tekil, ikinci çoğul, ben siz, birinci tekil, üçüncü çoğul, ben onlar şahıslarından oluşuyorsa, yüklem daima birinci çoğul şahsa göre çekimlenir. Bu işi ancak ben ve sen halledebiliriz. Dışarıda sadece ben ve o küçük çocuk kalmıştık. Ben ve siz yarışmada eşit durumda değildik. Ben ve birkaç yaşlı adam kahvede uzun bir sohbete dalmıştık cümleleri buna örnek gösterilebilir. Eğer özne ikinci tekil ve üçüncü tekil sen o, ikinci tekil ve ikinci çoğul sensiz, ikinci tekil ve üçüncü çoğul sen onlar şahıslardan oluşuyorsa yüklem ikinci çoğul şahsa göre çekimlenir. Ancak ikinci tekil ve birinci çoğul sen biz şahıslar özne olursa yüklem birinci çoğul şahsa göre çekimlenir. Sen ve annen burada ne yapıyordunuz? Sen, hatta hepiniz bu konuda suçlusunuz. Sen ve buradaki konukların bize yarın gelebilirsiniz. Galiba sonunda senle biz aynı sonuca ulaştık cümleleri buna örnektir. Öznenin insan ya da başka varlıklar olması da yüklemin tekil veya çoğulluğunu etkiler. Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlarsa yüklem daima tekil olur. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil veya çoğul olabilir. Kuşlar dallara kondular değil, kuşlar dallara kondu. Sevgiler gizli kaldıkça güzelleşirler değil, güzelleşir olacak. Çocuklar geldi şeklinde doğrudur, çocuklar geldiler de. Bazen özne ile yüklem arasındaki uyumsuzluk öznenin anlamından kaynaklanır. Örneğin nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış cümlesinde yapıldı yükleminin öznesi nüfus sayımıdır. Artmış yükleminin öznesi ise nüfus olacaktır. Ancak cümlede nüfus diye bir özne yoktur. Sanki nüfus sayımı artmış yükleminin öznesi olmuştur. Bu ise anlamca uygun değildir. Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki aldığı halde sıfat tamlamalarında tamlanan ek almaz. Dolayısıyla tamlananlar niteliği farklı olduğundan ortak kullanılamaz. Örneğin kaza yerine birçok asker ve polis aracı geldi cümlesinde araç sözü hem askeri hem polis sözcüklerinin tamlananı durumundadır. Ancak polis aracı isim tamlaması ve tamlanan iyelik eki almıştır. Askeri sözcüğü ise sıfat olabilecek bir sözcüktür ve askeri araç şeklinde sıfat tamlaması yapar. Tamlanan da ek almaz. Dolayısıyla araç sözcüğü ortak tamlanan olarak kullanılamaz. Cümle kaza yerine birçok askeri araçla polis aracı geldi şeklinde olmalıdır. Burada ayrıca sıfat tamlamalarında görülen bir özelliği de ifade edelim. Türkçede sıfatlar çoğul anlam verirse isimler çoğul eki almaz. Bu özellik genellikle belgesi sıfatlarda görülür. Örneğin geceye birçok davetliler katıldı cümlesinde birçok sıfatı çoğul bir anlam verdiği halde davetliler sözü de çoğul eki almıştır. Cümleden çoğul eki çıkarılmalıdır. Cümlede eklerin eksik kullanılması cümlenin anlatımını bozar. Örneğin her ülke dünya devletleri arasında önemli bir yer edinmek için ekonomik açıdan gelişmesi gerekir cümlesinde gelişmesi sözcüğündeki iyelik ekinin sözcüğü nereye bağladığı belli değil. Kimin gelişmesi gerekir diye sorarsak ülkenin cevabı gelir. Öyleyse ülke sözcüğüne ilgi eki in getirilmelidir. Bazen de bu durumun tersi görülür. Sanatçının toplumun
topluma yararlı bir kişi olmak için eserinde mutlaka toplum sorunlarına yer vermelidir cümlesinde yer veren kim sorusuna sanatçı cevap verir. Oysa cümlede sanatçının denmiş. Ya bu sözcükteki ilgi eki kaldırılmalı ya da yüklem vermesi gerekir şeklinde değiştirilmelidir. Bazı cümlelerde ise sözcükleri birbirine bağlayan ekler yanlış kullanılmıştır. Örneğin, senin en beğendiğim yanın derslerine düzenli çalıştığındır. Cümlede öğeleri ortak olarak kullanan etken ve edilgen fiiller bir arada bulunmaz. Örneğin bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koyulmalıdır cümlesinde hazırlamak etken koyulmalıdır edilgen fiillerdir. Bunların aynı öğelerle kullanılması bozukluğa yol açmıştır. Cümle bütün yemekler hazırlanarak bir kenara koyulmalıdır şeklinde düzenlenirse bozukluk giderilir. Sıralı isim cümlelerinde ek fiilin kullanılması da bazen bozukluğa yol açar. Örneğin o yaşlı şair geleneklere bağlı ama yeniliklere kapalı değildi cümlesinde iki yargı vardır. Şairin geleneklere bağlı olduğu, aynı zamanda yeniliklere de kapalı olmadığı. Oysa cümlede bağlı sözü yüklem gibi kullanılmadığından değil de edatına bağlanıyor ve böylece şairin geleneklere bağlı olmadığı anlamı çıkıyor. Bunu engellemek için bağlı sözü bağlıydı şekline getirilmelidir. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.